Hazır mıyız? Aynı yoldan geçmişiz biz. Aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir. Aynı dağın yeliyiz biz. Şarkılar bir, türküler bir. Hep beraber söyleriz biz. Halaylar bir, horonlar bir. Aynı sazın teliyiz biz. Gönüller bir, dualar bir. Bir Allah'ın kuluyuz biz. Has bahçemiz yurdumuzdur. Aynı bağın gülüyüz biz. Geçtiğimiz, aynı sudan içtiğimiz, aynı şarkıları söylediğimiz, gönüllerimiz ve dualarımız bir olan siz değerli milletvekili adaylarımızı sevgiyle selamlıyorum. Bizleri bu salonda ve ekranları başında takip eden milletimin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Balkanlardan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'nın derinliklerinden Güney Asya'ya, tüm dünyanın dört bir yanında gönülleri ve duaları bizimle olan tüm kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. İstanbul'dan Hakkari'ye, Rize'den Hatay'a, İzmir'den Iğdır'a kadar ülkemizin dört bir yanında, iş yerinde, atölyesinde, bahçesinde, tarlasında helal rızkının peşinde koşan kardeşlerimizi selamlıyorum. Ayaklarının altına cennetin serildiği analarımızı, yarimiz olan, evladımız olan, kardeşimiz olan kadınlarımızı selamlıyorum. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz, bunun içinde eğitimden siyasete her alanda önlerini açtığımız gençlerimizi selamlıyorum. Şu mübarek Ramazan günü Rabbinden milletimizi ve dünyadaki tüm mazlumları korumasını, esirgemesini güvene, huzura ve refaha eriştirmesini niyaz ediyorum. Kardeşlerim, sizler AK Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak seçimlerdeki milletvekili adayları sıfatıyla milli iradenin temsilciliğine talip olarak bu kutlu yolculuğa çıktınız. Ülkemize ve milletimize hizmet için hep beraber çıktığımız bu yolculuğu inşallah hayırlısıyla menziline ulaştıracağız. AK Parti 2002 Kasım'ından beri girdiği her seçimden birinci çıkmış bir partidir. Ancak bizim için bu yeterli değildir. Biz aynı zamanda mecliste ülkemizi hedeflerine ulaştırabilecek bir çoğunluğa sahip olmak için bunun için de mücadele ediyoruz. Sevgili gençler, milletimizin huzuruna ilk defa çıktığımız
2002 yılındaki seçimlerde %34 oya ulaşarak parlamentonun %63'ünü alarak iktidar olduk. Bu oran ülkemizin yakın tarihindeki en büyük başarıydı. 2007 seçimlerinde bu oranı %47'ye çıkardık ve yine tek başımıza iktidar olduk. 2011 seçimlerinde %50 seviyesine kadar ulaştık ve elbette tek başına iktidar olarak yola devam ettik. 7 Haziran 2015'te %41 düzeyindeki oy oranına rağmen tarihimizde ilk defa mecliste çoğunluğu sağlayamadığımız bir seçim yaşadık. Biz tek başımıza hükümet kuramadık. Ama diğer partilerde çoğunluğu sağlayıp milletimizin karşısına çıkamadılar. Bunun üzerine 2015'te 1 Kasım 2015'te seçimleri yeniledik ve yeniden %49,5'luk oy oranıyla tek başımıza iktidara geldik. Ayrıca 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve 16 Nisan halk oylamasında %52'lik oy oranlarına ulaşmıştık. Tabii bu süreçte 2007 yılında bir cumhurbaşkanlığı seçim kriziyle karşılaştık. Ardından Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimiyle süren bölücü örgütün çukur eylemleriyle kanlı bir hale dönüşen ve nihayet 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle zirveye ulaşan bir süreci de hep birlikte yaşadık. Tüm bu saldırıların üstesinden sadece ve sadece milli iradeye olan bağlılığımız ve güvenimiz sayesinde geldik. Bizler işte böyle bir mirasla ve vakit Türkiye vakti diyerek yola çıkıyoruz. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimini %50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde milletimizin en az yarısının desteğini alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Bunların yolu da yine milletimizle olan gönül bağımızı güçlü tutmaktan geçiyor. Cumhurbaşkanı adayınız olarak şahsım, milletvekili adaylarımız sizlerle el ele vereceğiz. Ve inşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız. Şimdi soruyorum, buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? Kardeşlerim, işte bu cesaret, bu heyecan, bu coşku Allah'ın izniyle bizlere 24 Haziran'da o beklenen neticeyi getirecektir. Bak, Elazığ 5-0 reis diyor. İşte bu heyecanı 24 Haziran akşamı inşallah göreceğiz. Kardeşlerim, biz seçimlerde milletimizin karşısına hiçbir zaman eli boş çıkmadık. Milletimizin huzuruna hep bir yanımızda önceki hükümetlerimiz döneminde yaptıklarımız, diğer yanımızda bir sonraki dönemde yapacaklarımız olduğu halde çıktık. Oh!
sizlerle gurur duyuyoruz. Şimdi bu seçimlerde ne yapıyoruz? Biliyorsunuz 6 Mayıs'ta İstanbul'da seçim manifestomuzu milletimize açıkladık. Bugün güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye başlığıyla hazırladığımız seçim beyannamemizi yaparsa yine AK Parti yapar diyerek milletimizin takdirine sunuyoruz. Öncelikle size beyannamemizin giriş kapısı mahiyetindeki gelecek vizyonumuz bölümünü burada özetle paylaşmak istiyorum. Bugün tüm dünyada her alanda baş döndürücü hızda bir değişim yaşanıyor. Bir yandan teknolojik dönüşümler yaşanırken diğer yandan sosyal ve kültürel alanda yeni eğilimler gözleniyor. Değişimi iyi algılayarak uyum sağlayanlar kazanırken, değişim sürecinde geri kalanlar ise eskisinden çok daha fazla bedeller ödüyor. Biz dünyadaki eğilimleri, oluşan fırsatları, yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Yeni dönemin ayırt edici vasıflarından olan dijitalleşmeye özel bir önem veriyoruz. Ve dijital Türkiye'nin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Ülkemizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına daha güçlü bir biçimde taşımak için 2023 vizyonumuzu daha önce ortaya koymuştuk. Yeni hükümet sistemiyle bu vizyonumuzu daha da güçlendirerek Türkiye'yi İş dünyamızın, genç girişimcilerimizin, iş kadınlarımızın küresel ölçekte söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştüreceğiz. 2023'e 5 kala kendimize ufuk çizgisi olarak belirlediğimiz 2053 ve 2071'e doğru da emin adımlarla yürüyoruz. Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelerin üzerinde yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlayacağız. Böylece dünya ekonomisinden aldığımız payı %1,5 düzeyine taşıyacağız. Korumacılık eğiliminin küresel düzeyde yükseldiği bir ortamda geçici rüzgarlara kapılmayıp dışa açık, rekabetçi, serbest piyasayı esas alan ekonomik yapımızı güçlendirerek yola devam edeceğiz. Coğrafyamızın ve dinamik genç nüfusumuzun tüm avantajlarını da kullanarak ülkemizi küresel düzeyde bilgi üreten ve bilgiyi katma değere dönüştüren bir güç haline dönüştüreceğiz. Üretim biçimimizi günümüzde en önemli rekabet unsurlarından biri haline gelen yenilikçilik ve farklılık oluşturmaya dayalı bir yapıya dönüştüreceğiz. Bunun için de bilgiye dayalı üretim büyümemizin belirleyici gücü olacaktır. En büyük servetimiz, dinamik nüfusumuz ve gençlerimizdir. Gelişmiş ülkelerin
gıpta ile baktı. Genç ve dinamik nüfusumuzun sunduğu fırsat penceresini ekonomik büyüme açısından en iyi şekilde değerlendireceğiz. Birlikte yürüyeceğimiz gençlerimizle küresel ölçekte yeni başarı hikayeleri yazacağız. Topyekün kalkınma hedefimiz çerçevesinde kadınlarımızın kalkınma sürecine daha aktif katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Bir yandan kadın girişimciliğini güçlendirirken diğer yandan kadınların iş gücüne katılma oranını 2023 sonunda %40'ın üzerine çıkaracağız. Değerli kardeşlerim, son 16 yılda yaptığımız atılımlarla özellikle alt orta gelir grubunda olan ülkemizi üst orta gelir grubuna yükselttik. Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımaktır. Ve Türkiye'de bu güç var mı? Var. Hiç endişemiz yok. Kapsayıcı bir ekonomik büyüme anlayışı içinde ekonominin nimetlerini daha adaletli bir şekilde tüm toplumsal kesimlere paylaştıracağız. Bir yandan gelir dağılımını iyileştirirken diğer yandan bölgeler arası dengesizlikleri azaltacağız. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksine göre yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıkarmış olduğumuz ülkemizi en yüksek insani gelişmişlik seviyesine de ulaştıracağız. Önümüzdeki dönemde gelirini daha adil paylaşan ve nesiller arası hakkaniyeti sağlamış bir toplum haline geleceğiz. Çalışma istek, yetenek ve becerisine sahip herkesin üretime katkıda bulunduğu demokratik standartları yüksek, her alanda kalkınmış bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz. Kocaeli, buna hazır mısınız? Eskişehir, buna hazır mısınız? Görüyorsunuz. Mamak, buna hazır mısınız? Maşallah. Altında, hazır mısınız? Küresel düzeyde. Küresel düzeyde ekonomik ve sosyal gelişmelerin şekillendirmesi beklenen alanlardaki teknolojik gelişmelere yoğunlaşacağız. Teknolojinin her alanında yetkin bir ülke haline geleceğiz. Bu süreçte aynı zamanda insanımızı zihni ve fiziki becerilerinden faydalanabileceğimiz yeni alanlarda istihdam edeceğiz. Milli gelirden araştırma geliştirmeye ayırdığımız kaynaklarımızın payını %2'nin üzerine çıkararak imalat sanayimizde yüksek teknolojili üretimin payının hakim olduğu ekonomik bir yapıya sahip olacağız. Kardeşlerim, bilginin üretiminde ve katma değer oluşturacak şekilde kullanımında girişimci ve yenilikçi bir anlayışla özel sektörün rolünü güçlendireceğiz. Küçük ve orta boy işletmeler başta olmak üzere rekabetçi bir ortamda oluşturacağımız özgün projelerle küresel ölçekte tanınan çok sayıda girişimcisi ve markası olan bir ülke konumuna yükseleceğiz. Kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye hedefliyoruz. Sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de hizmet verebilecek nitelikte mega projelerimizi birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayi, ulaştırma, lojistik ve ticarette
yerli milli üretimle dünyada söz sahibi olan cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz. Kardeşlerim, özellikle savunma sanayinde önümüzdeki dönemde Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak. Dünyanın önde gelen ihracatçı ülkeleri arasına girecektir. Siber alanda da ülkemizin yerli ve milli teknolojik altyapısı ile organizasyon kabiliyetini geliştireceğiz. Ülkemiz için vazgeçilmez olan enerji ve gıda güvenliği alanlarında uluslararası standartlarda en üst düzeyde tedbirleri hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için daha kaliteli bir yaşam sürmesini hedefliyoruz. Bu bağlamda akıllı ve yeşil kent projeleriyle şehirlerimizi daha yaşanabilir bir niteliğe kavuşturacağız. Gelecek nesillerimize medeniyetimizin izlerini bulacakları, iftihar edecekleri, kimliği olan şehirler bırakacağız. Geçmiş değerlerimizi geleceğe taşıyan öyle bir anlayış. Eğitim, kültür ve sanatta yenilikçi ürün ve yaklaşımlarla tüm insanlık için değer üretmeye yeni yeni atılımlar yapmaya devam edeceğiz. Ülkemiz özellikle gelişmekte olan ülkelerin sıkıntı ve beklentilerini dile getirmede önemli bir rol üstleniyor. Bu tecrübeden de faydalanarak Avrupa Birliği başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Milletimizle birlikte bölgemizdeki ve tüm dünyadaki dost ve kardeş milletlerin daha fazla refaha kavuşmasını istiyoruz. Bunun için gereken işbirliklerini daha da sıkılaştırarak katma değerin bu coğrafyalarda üretilmesi için gereken adımları da atacağız. Yakın coğrafyamızda huzur ve refah ortamı için katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir düzenin tesisine öncülük yapacağız. Bu anlayışla Türkiye bugün olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insanı için değil, tüm insanlık için istemeye devam edecektir. Dünya beşten büyüktür çağrımızı kararlılıkla ifade etmeyi sürdüreceğiz. Yeniden şekillenen dünyada her alanda rekabet üstünlüğüne sahip girişimci ve yenilikçi anlayışın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı, refahını adaletle paylaşan, milli değerlerini evrensel değerlerle buluşturan güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Vakit Türkiye vakti. Kardeşlerim, seçim beyannamemizin ikinci kısmını yeni yönetim modelimiz oluşturuyor. Bilindiği gibi 24 Haziran seçimleri aynı zamanda yeni yönetim sistemimizi ilk defa hayata geçirmemize vesile olacak. Milletimiz 24 Haziran'da bir sandıkta kendini temsil etmek üzere meclise göndereceği milletvekillerini
Diğer sandıkta kendini yönetecek Cumhurbaşkanını seçecek. Bunun için yeni dönemi güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye umdesiyle ifade ediyoruz. Gençler, o zaman bir dakika. Şimdi yeni dönemi nasıl ifade ediyoruz? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Güçlü meclis. Olmadı. Güçlü meclis. Güçlü hükümet. Ve bağımsız güçlü Türkiye. Bununla yola devam edeceğiz. İnşallah bağımsız ve güçlü bir yargıyla da, tarafsız yargıyla da inşallah demokrasimizi sağlam temeller üzerine oturtuyoruz. Mecliste Cumhurbaşkanı ne kadar ahenk ve işbirliği içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazanacaktır. Bunun için 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığını kazanmak kadar mecliste çoğunluğu elde etmeyi de önemli görüyoruz. Türkiye'de meclisin itibarı en çok AK Parti iktidarları döneminde artmıştır. Partilerin aralarındaki kavgalar sebebiyle millete hizmet veremez hale gelmiş olan meclisimizi tarihimizin en büyük reformlarına imza atan bir kurum haline dönüştürdük. 27 Nisan e-muhtırasından 15 Temmuz darbe girişimine kadar demokrasimize yönelik tüm tehditler karşısında dimdik duran Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimizin gözünde adına yakışır bir konuma gelmiştir. Yeni dönemde meclisi daha güçlü bir yere taşımakta kararlıyız. Mevcut sistemde meclis kanun tasarılarını hazırlayan hükümetin gölgesi altında kalıyordu. Yeni sistemde ise hükümeti temsil eden Cumhurbaşkanı bütçe dışında meclise kanun teklif edemiyor. Böylece kanun yapma yetkisini tek başına ve sadece milletvekillerine vererek meclisi gerçek gücüne biz kavuşturduk. Meclisin hükümeti denetleme yetkileri daha da artırılmış, yeni dönemde de sürüyor. Cumhurbaşkanı tarafından kurulacak hükümet ise kararnameler ve diğer düzenleyici işlemlerle tamamen milletimize hizmete odaklanacaktır. Kararların daha hızlı alınacağı ve daha etkin uygulanacağı yeni sistem ülkemize çok ciddi zaman maliyeti olan sıkıntıları ortadan kaldıracaktır. Seçimlerin hemen ardından Cumhurbaşkanı'na bağlı olan kamu yönetimi tepeden başlayarak aşağıya doğru yenilenecek, reforma tabi tutulacaktır. Bu konudaki halen devam eden hazırlıklarımızı seçimlerin ardından yürürlüğe sokacağız. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı da önem verdiğimiz bir başka husustur. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından diğer kurumlarımız yargıda da darbe ve vesayet kalıntılarını ortadan kaldırmak için gereken adımları attık. Yargının sadece kendi işiyle uğraşacağı, darbeci ve vesayetçi yapıların etkisinden uzak kalacağı bir sistemi kurma yolunda önemli mesafe kat ettik. Önümüzdeki dönemde
yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmeyi sağlayacak adımları atmayı sürdüreceğiz. Seçim beyannamemizin 3. bölümünde milletimizde güçlü demokrasi hedefimizi paylaşıyoruz. Biz demokrasiyle kalkınmayı birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük ve tüm çalışmalarımızı bu anlayışla yürüttük. AK Parti iktidara geldiği günden beri Türkiye'de hakları ve özgürlükleri gerçek anlamda tesis eden, standartlarını sürekli yükselten partidir. Önümüze çıkan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun asla demokrasiden, özgürlüklerden, haklardan taviz vermedi. AK Parti'nin hak ve özgürlükler konusunda bugüne kadar yaptıklarını saymaya kalksak karşımıza gerçekten çok uzun bir liste çıkar. 24 Haziran seçimlerinden sonra da demokrasimizi geliştirmeye devam edecek. Türkiye'yi ekonomide olduğu gibi demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkartacağız. Şimdi lig dedim de aklıma geldi. 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Toplumdaki her bireyin hayat tarzına gösterdiğimiz saygıyı bundan sonra da sürdüreceğiz. Yeni dönemde geleneksel irfan merkezlerimizden cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Devletin siyasi, idari, adli ve ekonomik düzeninin temel haklar merkeze alınacak şekilde geliştirilmesini sağlayacağız. Yasaklarla ve yasakçı zihniyetle mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz. Biliyorsunuz biz iktidara yürürken bir şey söylemiştik. Neydi o? Biz milletimize şunu söyledik. İstanbul bendesin, yalnız değilim ya. İktidara yürürken ne demiştik? Milletimize şu sözümüz vardı. 3Y ile mücadele sözü vermiştik. Bunlar yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluktu. Yeni dönemde de bu mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ana muhalefetin 15 Temmuz'u kontrollü darbe olarak yaftalaması ve sadece terörle mücadele için kullanılan olağanüstü hal uygulamasını diline dolaması demokrasimiz bakımından utanç vericidir. Tüm dünyanın bizi darbeler ve terör örgütleri karşısındaki duruşumuz sebebiyle takdir ettiği bir süreçte ana muhalefetin böyle bir tavır takınmasını milletimiz unutmayacaktır. Bizim bir laiklik tanımımız var. AK Parti laikliği, dini özgürlüklerin ve farklı hayat tarzlarının hukuk devletinin teminatı altına alınması ve devletin bütün inanç gruplarına eşit mesafede durması olarak görüyor. Tek parti yönetiminde, darbe ve vesayet dönemlerinde milletimize karşı baskının bir aracı haline getirilen laiklik anlayışına karşı biz kendi tanımımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu çerçevede FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın inançlarını istismar ederek devlete ve sivil siyasete tasallut eden yapılarla mücadeleyi de kararlılıkla devam ettireceğiz. Kendi partimizden başlayarak devlet yönetiminin her kademesinde istişareyi ve katılımcılığı en üst düzeye çıkarmak için çalıştık, çalışıyoruz. Özellikle sivil toplum alanının
sağlıklı işleyebilmesi için devletin düzenleyici rolünü artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının hukuki statülerinden diğer kurumlarla ilişkilerine, mali kaynaklarına kadar tüm işlemlerini şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturacağız. Hukukun üstünlüğü ilkesini esas alarak herkesin hakkını daha iyi koruyabileceği yöntemler geliştireceğiz. Yargının milletimizin gözünde hak ettiği saygın yere gelebilmesi için gereken reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Kardeşlerim, milletimizin adalet talebinin karşılanabilmesi için yargı süreçlerini hızlandırma, kolaylaştırma ve basitleştirme çalışmalarına devam edeceğiz. Milletimizin huzur içinde yaşayabilmesi için güvenlik konusunda ortaya çıkan yeni durumlara karşı gereken tedbirleri süratle alacağız. Mahalle ve semt bekçilerini yaygınlaştırarak tüm sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz. Tamam. Ben de seni seviyorum. Güvenlik politikalarımızı hiçbir istisna olmaksızın tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde uygulayacağız. Günümüz dünyasının kanayan yaraları olan örgütlü suçlar, siber suçlar, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla daha etkin mücadele edecek yöntemleri geliştiriyoruz, geliştireceğiz. Terör örgütleriyle mücadelemizi inlerine kadar girmek suretiyle kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz. Kardeşlerim, seçim beyannamemizin 4. başlığını insan ve toplum olarak belirledik. AK Parti İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla iktidara gelmiş ve tüm icraatlarını bu doğrultuda gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede eğitimin altyapı eksiğini geçtiğimiz 16 yılda büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki yıldan itibaren tüm okullarımız tam gün eğitime geçebilecek hale gelecektir. Yeni dönemde tüm imkanlarımızı ve gücümüzü eğitim öğretimin niteliğini yükseltmeye harcayacağız. Hedefimiz tarihsel, toplumsal ve kültürel gerçeğimize dayalı potansiyelimizin tüm boyutlarıyla açığa çıkarılmasını sağlayacak, bireyden topluma, yerelden evrensele, geçmişten geleceğe uzanan bir eğitim ortamını inşa edebilmektir. Bunun için eğitimde bir kalite seferberliği başlatıyoruz. Kurumsal yapılardan okul türlerine, öğrencilerin becerilerinin yönlendirilmesinden öğretmenlerimizin niteliklerine kadar eğitimin her alanında çok önemli reformları hayata geçireceğiz. Müfredatı ülkemizin ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine göre güncelleyeceğiz. Üniversitelerimizi dünya çapında markalar çıkartacak şekilde destekleyeceğiz. Kültür ve sanat yeni dönemdeki önceliklerimizin arasında yer alacak bir diğer konudur. Sivil toplum ağırlıklı olarak kültür sanat faaliyetlerine daha fazla kaynak aktaracağız. Telif haklarından kültür mirasımıza kadar her alanda eksiklikleri tamamlayacak ülkemizi daha ileriye taşıyacağız. Kültürümüzün dünyaya tanıtımında çok önemli yeri olan sinema ve televizyon dizilerine özel destek vereceğiz. Kütüphanelerimizi yaşayan mekanlar anlayışıyla gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız için cazibe bir kütüphaneye dönüştürüyoruz. Nüfusu 5000'in üzerindeki tüm yerleşim birimlerimizin
kütüphaneye kavuşmasını da sağlayacağız. Aynı şekilde kültür merkezimizi de veya merkezlerimizi de özellikle yaygınlaştırıyoruz. Ülkemizde kültür merkezi olmayan ilimiz kalmayacak. Sağlık, AK Parti'nin en başarılı olduğu alanlardan biri. Önümüzdeki dönemde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle aile hekimliğini daha da geliştirip yaygınlaştıracağız. Şehir hastaneleri projelerimiz hamdolsun meyvelerini vermeye başladı. Şu ana kadar Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri şehir hastanelerimizi hizmete açtık. Elhamdülillah artık dedelerimizin, ninelerimizin duaları gelmeye başladı. Manisa, Elazığ, Eskişehir ve Ankara Bilkent şehir hastanelerimizi de inşallah bu yıl bitmeden açıyoruz. Ülkemize kazandıracağımız 40 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerimiz ülkemizde sağlık hizmetlerinin standardını bir üst seviyeye yükseltecektir. Sağlıklı nesiller için normal doğumları teşvik ediyoruz. Kanserden diyabete, ağız ve diş sağlığından geleneksel tıbba kadar sağlığın her alanında milletimize daha iyi hizmetler vermek için çalışmayı sürdüreceğiz. Yerli aşıdan tıbbi cihaza kadar sağlık sektöründe de yerlileşme oranını sürekli yükselteceğiz. Türkiye Genom Projesi kapsamında ülkemizdeki nüfusun gen havuzunu çıkaracak ve kişiye dayalı tıp uygulamalarını da geliştireceğiz. Gençlerimize sadece güvenmekle kalmıyor. Aynı zamanda onlara her alanda en iyi geleceği hazırlamaya çalışıyoruz. Nitelikli eğitimle gençlerimizin sadece iş değil, aynı zamanda kariyer sahibi olmalarını da hedefliyoruz. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yurt dışı eğitim imkanlarını artırarak dünyayı bilen, tanıyan ve oradaki birikimleri ülkemize taşıyacak bir kuşak yetiştirmeye özellikle çalışıyoruz. Bir dönem Türkiye'nin en önemli sorunu olan üniversite ve yurt konusunda attığımız adımları taşlandıracak projeleri yeni dönemde hayata geçireceğiz. Siyasette gençlerin önünü açan biz olduk, biz. Değerli kardeşlerim, seçilme yaşını önce 25'e, şimdi de 18'e düşürerek gençlerin enerjisini siyasete daha fazla yansıtmayı amaçlıyoruz. Gençlerimizi istihdamdan spora kadar her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz. Kadınlarımızı hayatın her alanında hak ettikleri yere getirme konusunda gerçekten çok önemli mesafe kat ettik. Siyasetten bürokrasiye, kültür ve sanattan sivil toplum faaliyetlerine kadar her alanda kadınların etkin birer fert olarak süreçlere katılımını artırmayı sürdüreceğiz. Kadına şiddetten çocuk yaşta evliliğe kadar kadınlarımızın mağduriyetine yol açan sorunlarla mücadeleyi de devam ettireceğiz. Milletimizin omurgası olarak gördüğümüz ailenin güçlendirilmesi, çocuk sayımızın artırılarak nitelikli bir şekilde yetiştirilmesi, sosyal politikalarımızın ana eksenini oluşturuyor. Çocuklarımızın insani ve ahlaki değerlere sahip, bilinçli,
iyi eğitimli, saygılı ve kendine güvenen fertler olarak yetişmesini sağlayacağız. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve onların çocuklarının sorunlarının çözümü için yeni projeleri hayata geçireceğiz. Yoksullukla mücadele en başarılı olduğumuz alanlardan biridir. Hedefimiz gelişmiş ülkelerdeki standartlara uygun şekilde günlük 4,3 doların altında bir harcama ile yaşamak zorunda kalan kimse bırakmamaktır. Yaşlılarımıza ve engellilerimize yönelik çok önemli projelerimiz var. Hepsini de yeni dönemde hayata geçireceğiz. Sağlıklı bir toplumun önemli bir aracı olan sporu, altyapısı ve insan kaynağı ile geliştirmeyi sürdüreceğiz. Çalışma hayatında çağımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde esnekliği esas alan, çalışma barışını ve sosyal huzuru güçlendiren bir yaklaşımla reformlarımıza devam edeceğiz. Nitelikli iş gücünü ülkemize çekmek için yeni politikalar geliştireceğiz. Türkiye, dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik sistemine sahip ülkelerinden biridir. Özellikle emeklilerimize Kurban ve Ramazan bayramlarında biner lira ikramiye vererek bu mübarek günlerde onlara önemli bir destek sağlıyoruz. Kardeşlerim, seçim beyannamemizin 5. başlığı istikrarlı ve güçlü ekonomidir. Bizim ekonomideki başarımızın sırrı güven ve istikrar iklimini sağlayabilmiş olmamızdır. Yeni dönemde de güven ve istikrarı güçlendirmek için çalışacağız. Özellikle mali disiplin ve finansal istikrar konusunda en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Yüksek büyüme ekonomi politikalarımızın lokomotifidir. İhracatıyla, istihdamıyla, yatırımlarıyla büyümeyi destekleyecek her adımı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz. Rekabet gücümüzün yüksek olduğu alanlardan başlayarak dijital dönüşüme hız vereceğiz. Yüksek katma değerli sektörlerin ekonomimiz içindeki payını artırarak rekabet gücümüzü yükselteceğiz. Üretimimizin ve ihracatımızın ithalata olan bağımlılığını azaltacağız. Sermaye piyasalarımızı yeni araçlarla derinleştirerek işletmelerimizin bu imkanları daha etkin kullanmasını sağlayacağız. Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacağız. Epeyce gerilettiğimiz ancak son dönemde bir parça yukarıya doğru hareketlenen enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Cari açığı yapısal sorun olmaktan çıkartıp kalıcı bir şekilde düşüreceğiz. Böylece dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak ekonomimizi daha dayanıklı hale getireceğiz. Yeni pazarlar bularak ürün çeşitliliğine giderek ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracağız. KOBİ'lerin verimliliğini artıracak dijital dönüşümlerini destekleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına dijital dönüşümünü tamamlamış, yüksek verimlilikle çalışan güçlü bir sanayiye sahip, yüksek katma değerli tarımsal üretimi olan, küresel bazda örnek gösterilen bir hizmetler sektörü olarak girecektir. Kardeşlerim, beyannamemizin 6. başlığını stratejik sektörler ve yenilikçi üretim olarak tespit ettik. Bilim, teknoloji, ARGE konusunda başlattığımız çalışmaları milli teknoloji hamlesiyle
yeni bir boyuta taşıyacağız. Araştırmacı yetiştirmeden Ar-Ge desteklerine kadar pek çok alanda yeni programları devreye alacağız. Antarktika'da kuruluş hazırlıklarını başlattığımız Türk Bilim Üssü'nü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz. İmalat sanayimizi daha yüksek katma değer üreten, küresel rekabet gücü kazanmış bir yapıya dönüştüreceğiz. Kamunun ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkemizde yüksek yerli katkıyla üretilmesini sağlayacak etkin bir mekanizma kuracağız. Yerlileştirme kapsamında imalat sanayimizin 130 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 3000'e yakın ürünü 43 gruba ayırarak öncelikle bunlara odaklanacağız. Yüksek teknolojiye dayalı yatırımlar için kurulan 6 endüstri bölgesine 15 tane daha ilave edeceğiz. Ülkemizin en büyük liman projesinin de uygulandığı Filyos endüstri bölgesinin yüksek ve orta yüksek teknolojili yatırımlar için üretim merkezi haline getireceğiz. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri gibi öncelikli alanlarda teknolojik ürün yatırımlarını etkin bir şekilde destekleyeceğiz. Türkiye'nin otomobil projesini hızla hayata geçireceğiz. Deniz taşımacılığında ilk aşamada 20 yaşını geçmiş 100 civarındaki kosterden başlayarak gemi filomuzu hızla yenileyeceğiz. Katma değeri yüksek kimyasalların üretimini özendireceğiz. Petrokimya alanında ülkemizin ihtiyacını karşılayacak yeni tesisler kurulmasını teşvik edeceğiz. Savunma ve havacılık sanayi önem verdiğimiz bir başka alan. Yaşadığımız tecrübeler savunma sanayinde güçlü olmadan hedeflerimize ulaşamayacağımızı göstermiştir. Bunun için teknolojik dönüşümü arkadan takip eden değil, bu dönüşüme liderlik eden yatırımlara öncelik veriyoruz. Silahlı ve silahsız, insansız hava araçları konusunda elde ettiğimiz başarı bize güç ve moral vermiştir. İşte Afrin'de bunu yaşadık. Cerablus'ta bunu yaşadık. Şu anda iç güvenlikte bunu yaşıyoruz. Özel sektörün savunma, havacılık ve uzay alanında daha etkin hale gelmesi gerekiyor. Teşvik sistemlerini bu alanları kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Savunma sanayi ihracatımızda da giderek önemli bir yer kaplıyor. Bu alandaki çalışmalarımızı özellikle dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde genişleteceğiz. Gençler, Altay Milli Tankı seri üretim aşamasına geldi. Motorları yerli olarak tasarlayıp üretecek adımları attık. Bu çalışmaları yeni dönemde hızla sonuçlandırıp ticari kullanım aşamasına getireceğiz. İnsansız savaş uçakları konusunda Ar-Ge çalışmaları başlatacağız. Açık denizlerde de görev yapabilecek havuzlu çıkarma gemisinin üretimini süratle tamamlayarak donanmamıza dahil edeceğiz. Hava savunma sistemleri projelerinde önemli mesafe kat ettik. Bunları hızla bitireceğiz. Uzayda bayrağımızı temsil edecek çalışmaları yürütecek uzay ajansımızı bu yıl kuruyoruz. Enerji stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı mümkün olan en üst seviyede değerlendirmeyi hedefliyoruz. Doğal gaz kullanmayan ilimiz ve büyük ilçemiz kalmayacak. Yerli kömürü
elektrik üretiminde en iyi şekilde değerlendireceğiz. Madencilik sektöründe arama, üretim, ithalat ve ihracat politikalarımızı ülkemizin ihtiyaçlarına göre gözden geçirecek çevreyle uyumlu hale getireceğiz. Bor başta olmak üzere ülkemizin sahip olduğu değerli ham maddeleri en etkin şekilde kullanma çalışmalarına devam edeceğiz. Tarım politikalarımızı, tarım güvenliğimizi, gıda güvenliğimizi temin edecek şekilde geliştireceğiz. Hedefimiz 2023 yılında tarımsal milli gelirimizi 150 milyar dolara, tarımsal ihracatımızı da 50 milyar dolara çıkarmaktır. Değerli kardeşlerim, tarım desteklerini yeniden düzenleyerek daha etkin hale getireceğiz. Tarıma dayalı ekonomik yatırımları %50 hibe ile desteklemeyi sürdüreceğiz. Yüksek teknolojili seracılık ve dikey tarım gibi modern teknikleri yaygınlaştıracağız. Sertifikalı tohum kullanımına destek vereceğiz. Sudan'da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisini yatırım yapmaları için girişimcilerimize açacağız. Hayvan varlığımızı artırarak kırmızı et tüketiminde kendi kendine yeterli bir ülke haline geleceğiz. Özellikle Doğu Anadolu bölgemizde hayvancılığın gelişmesine özel önem vereceğiz. Ulaştırma AK Parti iktidarlarının en başarılı olduğu alanlardan bir diğeridir. Ekonomimizin can damarı olan ulaştırma ve lojistik altyapımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Otoyol ağımızı iki katına çıkartacağız. Bölünmüş yol ağımızı 26 bin kilometreye çıkardık. Bunu da 36 bin 500 kilometreye ulaştıracağız. Havacılık ve denizcilik sektörlerinde ülkemizi dünyanın en önemli transit merkezlerinden biri haline getireceğiz. Demir yollarında hızlı tren hatlarını süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız. Demir yolu ağımızı 25 bin kilometreye, hızlı tren hatlarımızın uzunluğunu 13 bin kilometreye çıkartacağız. Özel sektörü demir yolu taşımacılığında da etkin olmaya teşvik edeceğiz. Kent içi ulaşımda yerel yönetimler raylı sistemleri daha fazla kullanacak. İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanını da hizmete alacağız. 2020 ve 2021 yıllarında 2 yeni uyduyu da uzaya göndererek bu alandaki yerimizi perçinleyeceğiz. Haberleşme altyapımızı geliştirecek geniş bant abone sayısını 90 milyona, fiber abone sayısını 10 milyona ulaştıracağız. Seçim beyannamemizin 7. başlığı çevre, şehircilik ve yerel yönetimlerdir. Sürdürülebilir, kapsayıcı ve dengeli kalkınma yaklaşımımız çerçevesinde ülkemizin her ferdini ve bölgesini kuşatacak bir vizyonu hep birlikte hayata geçireceğiz. Çevre sorunlarına ve iklim değişikliğine karşı alınacak tedbirleri uygulamayı gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Başlattığımız sıfır atık projesiyle dünya çapında bir model ortaya koymayı amaçlıyoruz. Atık su arıtma ve entegre katı atık yönetimi hizmetlerinin 2023 yılına kadar şehirlerde yaşayan tüm vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlayacak bu altyapıyı kuracağız. Ülke çapında korunan alanlarımızın tüm olarak sayısını 653'e çıkartacak buralarda kuracağımız altyapı ve vereceğimiz hizmetlerle 135 milyon ziyaretçi ağırlayacağız.
chat süreçlerinin daha etkin kullanımını uygulanmasını temin edeceğiz. Su havzalarının tamamını koruma altına alacak bütüncül bir yönetim modeline geçeceğiz. Taşkın koruma tesislerimizin sayısını 2 katından fazla artırarak 10.000'e çıkartacağız. Melen ve Yeşilçay projeleriyle, İstanbul'un Gerede projesiyle, Ankara'nın Düzbağ projesiyle Gaziantep'in içme suyu sorunlarını çözeceğiz. Ergene Havzası eylem planını kararlılıkla uygulayacağız. Orman alanlarımızın büyüklüğünü ülkemizin 1/3'üne yakınını kapsayacak şekilde 233 milyon dekara çıkartacağız. Şehircilik konusunda çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Tarihimizden aldığımız ilhamla insanın aynası olarak gördüğümüz şehirlerimizi karakter sahibi mekanlarla estetik, huzurlu ve güvenli hayat alanları haline dönüştürmekte kararlıyız. Şehir ve şehir yönetimini birbirini tamamlayıcı unsurları olarak görüyoruz. Bunun için insanı merkeze alan kültürün, sanatın, yeşilin vazgeçilmez parçaları olduğu şehirler kurmak ve yaşatmak istiyoruz. İstanbul başta olmak üzere marka değeri yüksek şehirlerimizi küresel düzeyde cazibe merkezleri haline dönüştüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun şekilde kapsamlı bir yerel yönetim reformu gerçekleştirerek belediyelerin icraî gücünü artıracağız. Belediye meclislerinin denetim yetkisini artırarak katılımcılığı ve hesap verilebilirliği güçlendireceğiz. Büyükşehir belediyelerinde akıllı kent uygulamalarını destekleyeceğiz. Yerel yönetimlerin altyapı projelerine daha fazla kaynak sağlayacağız. Geçmişte gecekondulaşma ve çarpık yapılaşma sebebiyle sıkıntılar yaşayan şehirlerimizi kentsel dönüşüm projeleriyle yaşanabilir yerler haline getirmeyi sürdüreceğiz. Kardeşlerim, beyannamemizin 8. ve son başlığını dış politika ve milli güvenlik konusu oluşturuyor. Dış politikada hakkaniyet eksenli yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bağımsız ve inisiyatif alan dış politika uygulamalarımızla öncü bir ülke haline getirdiğimiz Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde daha da güçlendireceğiz. Bölgemizin demokrasiye ve insan haklarına saygılı, istikrarlı yönetimlere kavuşması için çalışmayı sürdüreceğiz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda İnsanlığın vicdanı, mazlumların sesi olduk. Olmaya devam edeceğiz. Dünya beşten büyüktür çağrımızı her platformda tekrarlayacağız. Dış politikada elde ettiğimiz kazanımların ticaret ve yatırım olarak ülkemize dönmesine yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Boşuna one minute demedik. Boşuna dünya beşten büyüktür demedik. İşte bunlar bizim dış politikamızın eksenini oluşturdu. İkili ve çok taraflı işbirliklerini geliştirerek dünyanın her yerinde ülkemizin daha etkin temsilini sağlayacağız. Stratejik bir hedef olarak gördüğümüz Avrupa Birliği üyeliği için kazan kazan esasına göre süreci işletmekten vazgeçmeyeceğiz. Amerika ile yaşadığımız sorunları aşarak
müttefiklik ruhuna uygun bir ilişki tesis etmenin yollarını arayacağız. Rusya ile gayet iyi bir zemine oturan ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Balkan ülkeleriyle tarihi birlikteliğimizden aldığımız güçle daha yakın ilişkiler sürmeye devam edeceğiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmayı sürdürecek, Kırım'ın asli halkı olan Tatar Türklerinin güvenlik ve refahının teminini önceliğimiz olarak koruyacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni siyasi ve ekonomik olarak destekleyecek, adada adil bir çözüme ulaşılması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Orta Asya ülkeleriyle giderek gelişen ilişkilerimizi siyasi, kültürel, ekonomik olarak daha ileri boyutlara ulaştıracağız. Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerimizi derinleştirecek, halklarımız arasındaki kültürel ve beşeri ilişkileri sürdüreceğiz. Filistin halkı kendi özgür vatanlarına kavuşana, ilk kıblemiz Kudüs, barışa ve huzura erişene kadar çaba göstermeye devam edeceğiz. Irak'ta kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik gayretleri destekleyeceğiz. Suriye toprakları tüm teröristlerden arındırılana kadar bu ülkedeki faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Teröristlerden temizlenecek. Kuzey Suriye'yi evet teröristlerden temizleyeceğiz. Ve oranın vatandaşları, halkı topraklarına dönecek. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin güvenliğini sağladığımız bölgelere dönüşlerini teşvik edeceğiz. Dünyanın geleceği olarak gördüğümüz Afrika'da her alanda daha etkin şekilde yer almak için çaba göstereceğiz. G20, İslam İşbirliği Teşkilatı, D8, Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi oluşumları en etkin şekilde kullanmakta kararlıyız. Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımızın haklarını korumak için gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. İşte Bosna Hersek'te, Sarajevo'da Avrupa'nın dört bir yanından gelen kardeşlerimiz de orada nasıl bütünleştiğimizi herhalde televizyonlardan izlediniz. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Terör örgütlerinin ülkemizi hedef alan saldırıları yanında propaganda ve finans kaynaklarının kesilmesine yönelik tedbirleri yaygınlaştıracağız. Değerli kardeşlerim, şimdi önemli bir konuya geliyorum. Bu vesileyle burayı biraz hassas dinleyelim. Sözümdü, bunu açıklayayım. Bu vesileyle polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakarca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz. Türkiye'yi büyütürken tüm kesimlerin hak ettikleri refaha ulaşmalarını sağlamakta kararlıyız. Yeni döneme yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. Çünkü vakit hep beraber birlik vakti. Sesiniz çıkmıyor. Çok yorgunsunuz galiba.
Çünkü vakit Türkiye vakti. Erdem. Hani ses? Erdem. Adaylar, şöyle bir ayağa kalkın bakalım ya. Hep beraber gençler. Erdem. İrade. Ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Ve şimdi buyurun, önemli bir yere geliyorum. Seçim beyannamemizin ekinde olan şöyle özet bazı projelerimize geliyorum. AK Parti Türkiye'ye en büyük yatırımları yapan, en önemli projeleri kazandıran partidir. Diğerlerinin zaten böyle bir geçmişi yok. Böyle bir dikili ağacı yok. Bugüne kadar yaptıklarımız bizim ortada. Halen devam eden yatırımlarımız, projelerimiz var. Bir de yeni açıklayacağımız projelerimiz bulunuyor. Beyannamemizin basılı halindeki 146 proje aslında binlerce proje arasından seçip buraya koyduklarımızdan oluşuyor. Tabii bu 146 projeyi tek tek anlatmak çok zaman alacağı için şöyle her başlıktan birer ikişer örneği sizlerle paylaşayım diyorum. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi projesi. Bu Taksim Meydanı'ndaki o meşhur, biliyorsunuz, bir AKM vardı. Şimdi o AKM'yi yıktık. Onun yerine İstanbul'da Türkiye'nin en önemli, evet, adeta birincil olarak bir opera binası, ama çok amaçlı. Şimdi bunu yapıyoruz. Ve muhteşem bir proje. Önümüzdeki yıl inşallah burası hizmete girecek. İstanbul'un en önemli değerlerinden biri olacak. Ankara'da Türkiye Uygarlıklar Müzesi adıyla ülkemizin her köşesinden eserlerin yer alacağı dev bir külliye kuracağız. Neresi? Bu hipodromun olduğu alan. O alanı inşallah bu projeye dönüştürüyoruz. Muşahhas kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için dijital kültür arşivi oluşturuyoruz. Gençler, gençler, bunları bilmeyenlere anlatacaksınız. Onun için bu çok önemli. Bu çok önemli. Yassı adayı, yassı ada veya yaslı ada olmaktan çıkartıp demokrasi ve özgürlükler adası haline dönüştürüyoruz. Şu anda inşaatı ne zaman biter? Ne kadar kaldı? Vedat sen söyle. Sesin gelmiyor. 2019 ne zamanında? Şimdi inşaat hızla devam ediyor. Ben de ara sıra helikopterle üzerinden şöyle bir kontrol ediyorum. Ve inşallah muhteşem bir eser meydana geliyor. Orada demokrasinin en önemli temsilcisi Adnan Menderes'i biliyorsunuz, idam fermanını orada yazdılar. Şimdi orayı biz özgürlükler ve demokrasi adası haline getiriyoruz. Sağlıkta
milli aşı üretimi, yerli plazma üretimi gibi stratejik önemi ait projeleri birer ibreer uygulamaya alacağız. Savunma sanayinde başlattığımız ve çalışma aşamalarına getirdiğimiz projeleri tamamlamakla kalmayacak, sürekli daha ileriye taşıyacağız. Savunma sanayinde muhteşem gelişmeler var. Savaş uçağımızı yapıyoruz inşallah. Altay tankımızı yapıyoruz. Güçlü bir şekilde bunlar gelişiyor. Karada, havada ve denizde, her alanda kendi kendimize yeterli olma yanında önemli bir ihracatçı haline gelene kadar savunma sanayi projelerimizi geliştirmeyi de sürdüreceğiz. Ulaştırma alanında yerli marka otomobilimizin üretimiyle ilgili proje hızla ilerliyor. Biliyorsunuz 5 ortaklı imzaları attık ve şu anda çalışma devam ediyor. Yerli otomobilimizi yapacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıl prototipi tamamlamak, 2021 yılında da ticari üretime geçmek. Otoyollarımızın bir kısmının inşası zaten sürüyor. Bir kısmına da yakında başlıyoruz. İstanbul-İzmir otoyolunun tamamını önümüzdeki yıl sonuna kadar hizmete açıyoruz. Geldik bir yere. Yeni havalimanımızın da ulaşımına katkıda bulunacak Kuzey Marmara otoyolunun çok büyük bir bölümünü önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Ve 29 Ekim'de İstanbul'daki 3. havalimanı ne yapıyoruz? Açıyoruz. 29 Ekim. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Tekirdağ Balıkesir Otoyolu'nun tamamını 2022 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Ankara Niğde Otoyolu'nun inşası sürüyor. Bu proje bittiğinde Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımı sağlanmış olacak. Menemen Çandarlı Otoyolu'nun inşası başladı. Mersin Taşucu Otoyolu'nun ihalesi birkaç ay içinde o da yapılıyor. Ayrıca Ankara Delice, Burdur Alanya, Denizli Antalya, Ankara Sivrihisar otoyolları 2023 perspektifimizde yer alan projeler arasında bulunuyor. Ovid tünelini bu yıl, Zigana tünelini önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Cizre ile Şırna birbirine bağlayan Cudi tünelleri beton kaplama aşamasına geldi. İnşallah yakında onları da hizmete açacağız. Mersin-Antalya arasında yer alan 34 adet tünelden 15 tanesini tamamladık. Kalanlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Ordu çevre yolundaki 4 tünelden ikisi bitti. Diğer ikisindeki çalışmalar devam ediyor. Zara su şehri arasındaki Geminbeli tünelini önümüzdeki yıl hizmete açmayı planlıyoruz. Şebin Karahisar Giresun arasındaki Eğribel tünelinde ışık göründü. Kazı ve destek çalışmaları sürüyor. Erzurum Bayburt arasındaki Kop tünelinde ışığı önümüzdeki yıl inşallah göreceğiz. Ayrıca halen inşaatı süren çok sayıda tünelimiz bulunuyor. Tabii tünel deyince 3 katlı büyük İstanbul tünelini saymadan geçmek olmaz. Denizin altından 3 katlı tünel. En altı raylı sistem, onun üstündeki 2 kat evet lastikli sistem. Dünyada bir ilk olacak bu projenin raylı bölümüyle İstanbul'daki 9 farklı raylı sistemi birbirine entegre ediyoruz. Ayrıca lastik tekerlekli araçlar için de yeni bir güzergah oluşturmuş oluyoruz. Kanal İstanbul sadece ülkemiz için değil,
dünya çapında dev bir proje. Daha önce sözünü verdiğimiz, maalesef sözü gecikmeli olarak uygulamaya girecek olan bir proje. Ama yeni dönemde inşallah start vererek bu işi halledeceğiz. Karadeniz ve Marmara'yı yaklaşık 45 kilometrelik bir kanalla birbirine bağlayacak bu proje, İstanbul'la birlikte tüm bölgenin ekonomisini, sosyal ve kültürel hayatını değiştirecek niteliktedir. ÇED çalışmaları süren bu projenin finansman modeli konusunda da önemli görüşmeler yaptık. İnşallah çok yakında bu projeyi ihaleye çıkartacağız. Hızlı tren hatları da bir başka önemli ulaşım projemizdir. Halen devrede olan Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Konya hatlarına ilave olarak İzmir, Mersin, Sivas, Kayseri, Bursa hızlı tren hatlarındaki çalışmalar sürüyor. Bunun yanında 2023 perspektifimizde Erzurum'dan Samsun'a, Malatya'ya kadar pek çok şehrimizi hızlı tren konforuyla tanıştırmayı planlıyoruz. İstanbul'da inşası bitmek üzere olan yeni havalimanımız Türkiye'nin prestij eserlerinden biridir. Hava ulaşımında ülkemizi bölgenin en büyük, dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirecek yeni havalimanımızın ilk etabını inşallah, tekrar ediyorum, 29 Ekim tarihinde hizmete açıyoruz. Bu arada Rize Artvin, Bayburt Gümüşhane, Yozgat, Karaman, Tokat, Çeşme Alaçatı, Batı Antalya havalimanlarını da birkaç yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Filyos, Mersin ve Çandarlı limanları deniz ticaretimize yeni nefesler kazandıracaktır. Ankara şehir içi ulaşım hatlarını genişletiyoruz. AKM Gar Kızılay metrosunu 2021 yılında açıyor. Esenboğa raylı sistem bağlantısını bu yıl yatırım programına alıyoruz. Ankara'yı dikim evinden Doğu Çevre yoluna kadar 10 kilometre, Aşti'den ODTÜ'ye kadar 5 kilometre uzatıyoruz. Gar ile Ovacık arasında inşası süren Etlik Hastanesi'ni de kapsayacak şekilde yeni bir metro hattı kuruyoruz. Yine Gar ile Kuyubaşı arasında da bir başka hattın inşasını planlıyoruz. İzmir'de Körfez geçiş projesiyle kuzeyden gelen trafiğin doğrudan güneye akmasını sağlayacağız. İzban'ı 136 kilometreye çıkartan İzmir ile çevre ilçeleri ve hatta şehirleri birbirine bağlayan bu hattı Bergama'ya kadar 50 kilometre daha uzatıyoruz. Değerli kardeşlerim, İstanbul'u raylı sistemlerle donatmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz İstanbul'daki raylı sistemlerin uzunluğunu 1000 kilometreye çıkartmaktır. Konya, Gaziantep, Erzurum, Erzincan ve Kayseri'de birkaç yıl içerisinde raylı sistemleri hizmete almayı planlıyoruz. Tarımda Silvan Barajı ve bağlantılarıyla 235 bin hektar alanı sulayacak 200 bin insanımıza istihdam sağlayacağız. Suruç Ovası sulaması projesinin 56 kilometre kısmını bitirdik. Kalanları da 2022 yılına kadar tamamlıyoruz. Aşağı Fırat projesiyle 216 bin hektar alanı sulamayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 43 bin hektarın inşaatını tamamladık. 91 bin hektardaki çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 115 bin hektar alanı sulayacağımız Kral Kızı Dicle projesinde 37 bin 500 hektarı tamamladık. 65 bin hektarda inşaat çalışmaları devam ediyor.
Özellikle Bozova sulaması projesi 60 hektarı kapsıyor. 28 bin hektar sulamaya hazır hale geldi. Bugüne kadar 6 milyon hektarın üzerinde alanı toplulaştırarak tarımda verimi artırdık. Bu yılda 800 bin hektar alanı toplulaştırıyoruz. Enerjide Ilısu Barajı ve HES gerçekten dev bir proje. Bu yıl su tutmaya, önümüzdeki yıl elektrik üretmeye başlayacağımız bu projenin maliyeti yaklaşık 9 milyar liradır. Yusufeli Barajı ve HES'te 2020 yılında su tutmaya başlanacaktır. Bölgemizdeki en önemli doğalgaz boru hatlarından biri olan Azerbaycan'la birlikte hayata geçirdiğimiz TANAP'ın açılışını inşallah 12 Haziran'da yapıyoruz. Bu hattan ilk etapta yılda 2 milyar metreküple başlayacak gaz akışı 31 milyar metreküpe kadar çıkabilecektir. Rusya ile birlikte yürüttüğümüz Türk Akım doğalgaz boru hattı projesinde önümüzdeki yıl gaz akışının başlamasını bekliyoruz. Tuz Gölü'nde ve Kuzey Marmara'da iki büyük doğalgaz yeraltı depolama tesisi yapıyoruz. Mersin Akkuyu'da ülkemizin ilk nükleer güç santralinin inşası sürüyor. Türkiye için büyük öneme sahip bu santralin ilk ünitesini 2023'te devreye almayı planlıyoruz. Sinop'taki nükleer güç santrali ile ilgili çalışmalar sürüyor. Güneş ve rüzgar enerjisi konusunda çok önemli çalışmalar başlattık. Bunları geliştirerek devam ettireceğiz. Büyük şehirlerimizin içme suyu ihtiyaçları için pek çok projeyi hayata geçirdik. Halen devam eden projelerimiz var. Hiçbir büyük şehrimizin içme suyu sıkıntısı çekme ihtimali kalmayana kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz. Çevre alanında da çok önemli projelerimiz var. Ergene Havzası'ndaki sanayi tesislerini ve organize sanayi bölgelerini aynı çatı altında topluyoruz. Bunların atık sularını çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edecek tesisin inşasına başladık. Tesisin Çerkezköy bölümünü bu yıl, Ergene hattını önümüzdeki yıl tamamlamayı planlıyoruz. Nüfusu 25 binin altındaki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon projelerine %50 hibe vermeye devam edeceğiz. Katı atıklar için de benzer bir destek sağlayacağız. Şimdi geliyorum bu seçimlerin bana göre en önemli projesine. İstanbul başta olmak üzere özellikle merkezi bölgelerde eski statlar, yeni statlar yapıyoruz ya, eski statlar, bunları millet bahçelerine dönüştürüyoruz. Bunların da en önemlisi yeni yerine 29 Ekim'de taşınacak olan Atatürk Havalimanı'nın tamamında kuracağımız millet bahçesi. Artık orası havalimanı olmaktan çıkacak. Orayı tamamen aynen bir Central Park gibi, bir Hyde Park gibi bu hale dönüştüreceğiz. Ve onların hepsinden daha büyük olacak. Çok daha büyük olacak. Onların 3 katı büyüklükte olacak. Yaparsa AK Parti yapar. Laf ola beri gele değil. İcraat icraat. Ayrıca Başakşehir, Maslak, Pendik ve Bakırköy'de de bunlara ilaveten yapılacak olan millet bahçelerimiz var. İstanbul'un geneline bunları yayıyoruz. İstanbul'un farklı bölgelerinde 30 tane daha yeşil alan tesis ediyoruz. Ankara'da mevcut
AKM alanını İzmir'de, Eskişehir'de, İzmir'de biliyorsunuz değişen statlar var ya, işte o statların yerine de aynı şekilde bu tür parklar yapacağız. Eskişehir'de eski Eskişehir stadını, yeni stadı biliyorsunuz açtık. Eski stadı artık ne yapıyoruz? Orayı da bir millet bahçesi yapıyoruz. Bursa'da eski stadın yerine aynen orada da bir millet bahçesi yapıyoruz. Trabzon'da eski Avnaker stadının yerine orada da yine bir millet bahçesi yapıyoruz. Gaziantep'te eski stadın yerine orada da yine bir millet bahçesi yapıyoruz. Adana'da yapıyoruz. Mersin'de yapıyoruz. Samsun'da yapıyoruz. Malatya yapıyoruz. Eski statların yerlerini millet bahçeleri haline çeviriyoruz. Şimdi soruyorum, kimmiş çevreci? Çevreciler çıkıyor ortaya. Bugüne kadar milyarlarca fidan diken bir iktidarız biz. Şimdi bunu çok daha farklı bir döneme getiriyoruz. Böylece şehirlerimize halkımızın çoluk çocuğuyla rahatça vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, açık havada sporunu yapabileceği alanlar kazandırmış oluyoruz. Ar-Ge'den haberleşmeye, bölgesel ve kırsal kalkınmadan sosyal destek programlarına kadar daha pek çok projemiz var. Kardeşlerim, gördüğünüz gibi sadece özetin özeti mahiyetinde, konulara sadece birkaç cümleyle değinerek özet de olsa seçim beyannamemizi anlatmak oldukça tabii uzun sürdü. Milletimize taahhütlerimizin ve projelerimizin yer aldığı 360 sayfalık herhalde kitabımız sizlere dağıtılmıştır. Dağıtıldı mı Mahir Bey? Dağıtıldı. Tüm detaylar orada var. Sizlerden bu perspektifi öncelikle çok iyi hazmetmenizi, bunun yanında seçim çevrelerinizdeki vatandaşlarımıza çok iyi anlatmanızı istiyorum. AK Parti'nin en büyük gücü milletiyle olan bağı ve elbette bunun bir parçası olan ülkemize yaptığı hizmetlerdir. Hizmet siyasetinde bizimle yarışabilecek hiçbir parti yoktur. Varsın öteki partiler, öteki adaylar yalanla, iftirayla, kavgayla, gürültüyle vakit geçirsin. Siz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı milletimize anlattığınızda hepsinin önünde bir defa göreceksiniz. Eğitimde neler yaptık, sağlıkta neler yaptık, ulaşımda neler yaptık, enerjide neler, bunları anlatacağız. Tabii AK Parti milletvekili adayı olmak size çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Ne diyor şairimiz? Bir duruşu olmalı insanın. Bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı. Evet, AK Parti milletvekili adayları duruşu olan, bakışı olan, anlayışı olan, aşkı ve davası olan insanlardır. Unutmayınız. Sizler aynı zamanda bir büyük medeniyet davasının temsilcisisiniz. Biz millet olarak bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. İznik'te Selçuklu ile güzel bir başlangıç yaptık. Söğüt'te Osmanlı ile güzel bir başlangıç yaptık. Ankara'da Cumhuriyet'te güzel bir başlangıç yaptık. 1950'de çok partili hayata geçerek güzel bir demokrasi başlangıcı yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkma konusunda güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi de 24 Haziran'a yeni yönetim sistemimizde güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
Çıktığınız bu kutlu yolculukta sizlerin her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyerek milletimizin takdirine sunduğumuz seçim beyannamemizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti, erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizlerden gittiğiniz şehirlerdeki tüm kardeşlerimize selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Kalın sağlıcakla.